Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz. Koç burçları ile ilgili 10 Aralık neler değişecek, neler olacak görelim. Evet, koç burçları aslında sakin bir haftaya giriş yaptılar. Yorgun dönemi geride bıraktılar. Almak istedikleri evle ilgili planı da yaptılar ya da araçla ilgili. Onlar için yatırımla ilgili planların netliğe kavuşma süreci olacak. Ve uzun süredir de gitmek istediğiniz farklı bir ülke ziyareti var. Ailece gitmek istediğiniz bir nokta var. Bunun için de gerçekten güzel bir karar alıp yola gireceksiniz. Ve yapmak istediğiniz farklı işler de var. Evet, Ocak ayında ortaklı bazı süreçler olacak. Ortak işleri yapmak isteyen koç burçlar için de hayırlı bir hafta. O yüzden panik yapmıyorsunuz. Bolluk ve bereketin sizin için hızlanacağı ama bazı çözülmesini istediğiniz mahkemesel, miraslı mahkemeleriniz var. Bunlarla ilgili de arınma dönemine giriş yapacağız. Özel hayatta da çok uzun süredir beğendiğiniz ya da istediğiniz insanla ilişki başlangıcı olacak ve sonra evlilikle sonuçlanacak. O yüzden koçlarda huzur, bolluk, bereket dediğimiz bir süreç. Sadece sağlıkla ilgili estetik operasyonu geçirmek isteyen koç burçlarımız var. Burnunu yaptırmak, gözünü yaptırmak isteyen koç burçlarımız için de estetik haftası hayırlı olsun diyorum. Boğa burçları için de aslında biraz gergin, huzursuz. Çünkü aileden bir sağlık problemi ve ameliyat oldu. Hanede biraz huzursuzluklar yaşanıyor ama iş konusuyla ilgili aynı rolantide devam ediyor. Hatta bir basamak değişikliği oldu. Ama sizin hedeflediğiniz başka bir iş var ve buna geçiş yapmak istiyorsunuz. Allah kısmet ederse Aralık bitmeden bu muradınız da gerçekleşmiş olacak ama iş konusuyla huzursuz olan boğa burçları için de 2019 daha bereketli ve daha hayırlı olacak. Panik yapmayın. Aşk konusunda biri var ama sizin evlilik düşünceniz var ama şu an parasal dengelerle ya da beklediğiniz bazı paralar var. Ondan sonra bu evlilik kararını verecek gözüküyorsunuz. Ve çocuk isteyen boğa burçlarımız var. Onlarda da Allah kısmet ederse çocuk sevinci gerçekleşecek. Ama onların da farklı iş yeriyle alakalı sorunlar ve çevredeki insanlardan kaynaklanan dedikodular çıkabilir. Boğalarda dedikodu haftası bir ön planda, dikkat diyorum. İkizler burcu için 10 Aralık neler bekliyor diyorsanız aslında onların iş yoğunluğu var, çok yoğunlar, yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar var ve hedeflediği seyahatler, kafasında düşündüğü yurt dışı fikirleri var. Evet, onlar da kafası karışık bir haftaya giriş yaptılar çünkü önlerinde çok alternatif var. Neyi karar verecekleriyle ilgili kararsızlıklar yaşayacak. Kararsız olmayın, size Rabbim doğru yolları gösterecek. Ve işinizle ilgili de gayet güzel gidiyor. Yerinizi korumak istiyorsunuz. Yerinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Ve uzun süredir de iş bekleyen ikizler burcu için de gerçekten güzel bir iş kapınız var. Bunun da muradını alacaksınız. Sağlık olarak buralarınızda broşlarınız dikkat edilmesi lazım. Nodüllerinizi dikkat ederseniz sevinirim. İkizler buraları hassas noktanız, ihmal etmeyin. Aşk konusunda güzel bir ilişkiye başladınız. Bununla ilgili gelecek planlar içerisindesiniz. Evli İkizler burcu için de ev değiştirme fikri gündemde olacak diyorum. Yengeç burcunu 10 Aralık neler bekliyor diyorsanız onlar aslında bir enfeksiyon, grip, renklem, vücut halsizlikleri, yorgunlukları, hasta bir haftayı geçiriyorlar. O yüzden onlarda vücut iyileştirme, vücut dirençleriyle mücadele etme haftası var. Ama işlerinizle ilgili de çok güzel bir yöneticinizden ödüllendirme basamağınızla ilgili büyük bir sevinç yaşadınız. Bunun tadını çıkartıyorsunuz. İş konusunda huzursuz olan yengeç burçları için de 15 Aralık'tan sonra daha yerleriniz sakinleşmiş ve verimli olacak. Hatta şöyle bir durum var, yöneticileriniz değil de ortaklı yapacağınız bazı işlerde de güzel kısa küçük paralar size motivasyon yaratacak. İlişki konusunda da uzun süredir nasıl olsa aşk yok diyen yengeç burçlar için de sürpriz bir ilişki başlangıcı. Aşkla başlamayacak, mantık üzerinde sonra evlilik kararı verecek yengeçlerimiz var. Ve uzun süredir ayrılmak isteyen ve boşanmak isteyen yengeçler için de sanki Aralık bitmeden bu kararı verip herkes yoluna giriş yapacak diyorum. Aslan burcu 10 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız aslanlar paraya coşkuyla kutluyorlar. Zaferlerin kutlaması var ve uzun süredir istediğiniz imza atıldı. Bunun tadını çıkartıyorsunuz. Çok yoğun bir tempo var sizin hayatınızda ve ne istiyorsanız gerçekleşecek bir hafta. O yüzden dilek kapılarınız açık. Bütün dileklerinizi yapınız şimdiden. İlişkinizle ilgili de uzun süredir ilişkinize ters düştünüz ve terslikler sizi yıprattı. Tekrar ilişki alevlenme haftasına giriş yapacak. Birbirimize tekrar ilk gözle bakma evresine giriş yapacak. Aşk konusunda şanssızım, yerde sürünüyorum diyen aslan burçları için de biraz daha sabırlı olursanız doğru insan kapınızda, panik yapmayın.
Sizde de boyun fıtığı ya da boyundan kaynaklanan yastık problemi sorununuz olabilir, yatak problemi sorununuz olabilir. Bir yatak fikri değiştirmesi ön planda olacak. Uzun süredir de aileyle sinema keyfi niyetiniz var. Allah kısmet ederse bunu da yapacaksınız. Başak burçları 10 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, bazıları işten çıktılar, yeni iş arayışı olan başak burçlarımız var. Güzel bir teklif ya da teklifleri değerlendirme haftasına giriş yapacaklar. Hayırlı iş kapıları olacak ama onlar temkinli ve kurallı davrandıkları için biraz ağırdan alıyor olabilirsiniz. Hızlandırın başaklar diyorum. Ve uzun süredir ayrılık konusu var gündemde. Boşanmak ya da ilişkiyi bitirme kararı içerisindesiniz. Artık bu kararı verin. Yeni ilişkiye yelken açmak istiyorsunuz. İlk önce ilişkiniz bitsin, sonra yeni ilişkinize yelken açmanız uygun diyebilirim. Ve satılmasını istediğiniz ev var ve borçları kapatmak istiyoruz diyen başak burçları, evet, bu yerde aralık bitmeden satılmış ve borçlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Sizde de tırnaklarda kopma, tırnak mantarı, tırnakla ilgili sıkıntılar olabilir. Başaklar, tırnakla ilgili sorunlarınıza dikkat edin diyorum. Çünkü bunlar ileride sıkıntı yaratabilir. Bir de diş enfeksiyonunuz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Terazi 10 Aralık neler bekliyor diyorsanız, teraziler aslında uçtular, koptular. Çok büyük işler var ama hiçbirini yapmak istemiyorsunuz. Çünkü kendi icadınız, kendi yönünüzdeki planlarınız var. O yüzden bence şu an elimizdeki işleri kapatalım. Ne iş yapmak istiyorsanız bu doğru olacak ama sizin karar ve kararsızlıklarınız beni kararsız kıldı. Artık karar verin ve kararsızlıkları geride bırakın. Çünkü çok güzel bir iş şansınız var. Bu şansı doğru noktada değerlendirmenizi uygun görüyorum. İlişki konusunda da boşandınız. Yeni bir evlilik kararı veren ikizler burcumuz var. Terazi burcumuz var. Onlar için de güzel bir karar ve yeni bir evliliğe yelken açacaksınız diyorum. Çocuk isteyen ve çocukla ilgili alev alev yanan terazi burçlarımız için de güzel bir çocuk muradı var. Tedaviyle çocuk sahibi olacak terazilerimiz var diyorum. Ve gerçekten de anahtarla ilgili araba anahtarı almak isteyen terazilerimiz için de mutlaka araba söz konusu olacak. Akrep burçlarını 10 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, evet, onlar aslında mahkemesel bazı problemler yaşadılar. Kardeşler arasında bazı miras ya da ailevi miras konuları gündemde olduğu için onların kafası işten bıktı, bu mirası alacağım tribindesiniz. Bence mirastan çok özgürlüğünüz ve işinize konsantre olursanız daha büyük paralar gelecek. Panik yapma akrepler, siz de güzel yeniliklere yelken açacaksınız. İki ayrı işten de güzel olumlu haber alacaksınız ama siz çok çalışma taraftarı değilsiniz. Bu arada dinlenme taraftarsınız. Evet, biraz dinlenin, ondan sonra ne istiyorsanız gerçekleşecek. Aşk konusunda da geçmişi geride bıraktınız. Yeni bir ilişkiye konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizin için doğru bir süreç. Sağlığınızla ilgili de varis problemi, ayak probleminiz gündemde olabilir. Bunlara dikkat edin. Biraz sıkıntılı bir süreç ve tam ameliyat dönemi olabilir. Varislerle ilgili niyetiniz olabilir. Bunu yaptırmanız uygun diyorum. Sizin de böyle sanatsal projeleriniz var önünde akrepler. Bunlarla yoğunlaşacaksınız. Hayırlı olacak. Yay burcunu 10 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, aslında 10 Aralık onların hayatıyla ilgili çok güzel büyük bir aşka başlangıç yaptılar. Çok güzel bir yöne girdiler. Onlar işi düşünmüyorlar. Şu an potiş potiş aşk yaşadıkları için aşkın tadını çıkartıyorlar. İlişkisiz yay burçları için de güzel bir aşka yelken açma var. Onlara da hayırlı bir kapı söz konusu olacak. Evliliğiyle pürüz yaşayan yay burçları için evlilikleri toparlama, iyileştirme, hatta çocuk niyetleri olan yay burçlarımız var. Hayırlısıyla olacak. Ve uzun süredir iş konusuyla ilgili sıkıntı yaşayan yaylar 16 Aralık'tan sonra işleriyle ilgili netliğe kavuşma, güzel bir sürecin başlangıcı olacak. Ufak tefek seyahatler düşünceniz var ve farklı bir yerden bir yatırım niyeti olan yay burçları için de doğru bir yatırım kararı olacak. Panik yapmayın. Sizde de dille alakalı sorunlarınız olabilir, dilde iltihaplanma olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. 10 Aralık oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlakların çok yoğun bir temposu var ama yatırım, satmak, tekrar yatırım yapmak, tekrar satmak, böyle bir kafa karışıklığınız var. Bir bina ile ilgili çözülmesi ya da bir malla ilgili çözülmesini istediğiniz evrakların temiz aydınlanması olacak. Bunun muradı, uzun süredir de tedavi gören kişinin sevincini yaşayacaksınız. Bu da aydınlığa kavuşmuş olacak. Ve ailevi sorunlar geride kaldı. Siz de evinizle ilgili eşya değişimi, yatak değişimi, yorgan değişimi gibi fikirleriniz var. Ve uzun süredir deniz kenarından bir yatırım yapmak isteyen oğlak burçları için de hayırlı bir yatırım söz konusu olacak.
iyi noktadan ucuza bir yer alma fikriniz var, bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Uzun süredir borç verdiğiniz bir kişiden de paranızı bekliyorsunuz, bekleme, boşuna alamayacaksın, dert etme diyorum. Sen kazanmaya bak. Ve işinizle alakalı da yerinizle ilgili değişmesini istediğiniz yenilikler var. Şubat ayı sizin için doğru. Sizde de diz kapaklardaki sıvılarla ilgili sıkıntılarınız var. Sağlığınıza dikkat edin. Kova burçları 10 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında dingin zekalarını çok ön planda, yorucu bir haftayı geride bıraktılar. Daha büyük başarıyla imza atmayı planlıyorlar. İşlerinizle ilgili çok çoğalma var ama biriken dosyalar, geçmiş ait dosyaları toparlamaya başlayacaksınız. Bunlar sizin için güzel bir oluşum olacak. Bir hafta sonu kaçamağınız var. Eşinize, sevgilinize gidip böyle kafayı dinlemek istediği, bunun tadını çıkartın diyorum. Uzun süredir de yurt dışından beklediğiniz misafirleriniz var. Bunlar gelecek, sürpriz bir değişim. Sizin havanız değişecek diyorum. Sizde de ev değişikliğinde bir şey yok. Araba değiştirmek isteyen ya da motor ya da ufak bir yatırım yapmak isteyen, doğru bir haftadasınız. Bu yatırımı da gerçekleştirin. Sizde de belki şöyle söyleyeyim. Vücudunuzdaki derilerde kabarmalar olabilir. Ya alerjik bir sorunuz olabilir. Bu aralar alerjinize dikkat edin diyorum. 10 Aralık balık burcunu neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında hedeflediği birçok şeyi yerine koydular. Rayla sistemle oturtmaya başladılar. Para kazanmaya, paranın keyfini çıkartıyorlar. Hatta onlarda da ufak bir yurt dışı kafasına, çiftle gitmek istediğimiz bir yurt dışı seyahatimiz var. Bunun tadını çıkartacağız ve hayırlı olacak gözüküyor. Hatta sizde de Mart Nisan'da evlilik kararı veren balık burçlarımızda onların yoğun bir temposu var. Hem evlilik, hem iş oturtma, hem düzen oturtma planları. Ve uzun süredir evlenemedik, evde kaldık diyen balık burçları için de sürpriz bir aşk var. Bunun tadını çıkartacaksınız. Hatta uzun süredir işle alakalı sorun yaşadığınız yerle ilgili düzelme ve iyileşme ve basamağınızda kontroller var. Sizde sağlık problemi yok, sadece uykuyla ilgili yaşadığınız dengesizlikler var. Bunları toparlatın. Bence sizde kardeş, kız kardeş ya da annede bir sağlık problemi olabilir. Hatta depresyonda olabilir. Depresyon haline iyileşmesi gerektiğini düşünüyorum diyorum. Balıklarda aslında sürpriz küçük de bir ev niyetleri var ama onu Ocak'tan sonra yaparsanız sevinirim. 10 Aralık haftalık burcumuzu yorumladık, hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Altına iyi ya da kötü eleştirilerinizi açığız, saygı duyuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.